21 Şubat Dünya Dil Günü nedeniyle Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Atayil binasında 5 farklı dilde açıklamalar yapıldı. Ana dillerin paha biçilemez olduğu ve mutlaka yaşatılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. اليوم لغة الأم العالم. كما تعرفون نحن نعيش هنا في أنطاكيا كعرب وأتراك وأكراد وأرمن وسريان وأتراك وشركس. David Çağ'ın Süryanice, Bereket Kar'ın Arapça, Şirin Kaya'nın Kürtçe, Uğur Pihava'nın Çerkezce ve Mehmet Karasu'nun Türkçe olarak yaptıkları açıklamalarda Dünya Dil Günü kutlandı. Yardım edildiği takdirde dünya genelinde birçok dilin yok olacağı belirtildi ve bütün dillerin ortak değer olduğuna vurgu yapıldı. أزد قد حزوزة نايم زخطي تخ وده ما عماك وده جنو ما يا كورتنا حسباندية زمان وهابونا چاند قل قد خكريا ووها بيدا چو ليتا في همو قرتن جزا بنشاف كرين زلك في هذه اليوم أولا أهني جميع هذه الأقليات التي تعيش في تركيا في هذا اليوم يوم لغة الأم 99 yılında 21 Şubat'ı Dünya Ana Dil Günü olarak ilan etmiş ve 2000 yılından bu yana tüm dünyada kutlanmaktadır. Ülkemizin birçok kimlikli ve çok dilli yapısının ana dil talebini bir gerçeklik haline getirildiğine değinen Halkların Demokratik Partisi Defne Belediye İş Başkan Adayı Mehmet Karasu, Türkiye'de ana dil eğitim hakkını savunmanın çocuğun gelişim sürecinde pedagojik bir gereklilik olduğunu belirtirken, bugün devletin tek etnik yapı üzerinde oturan tek dil, tek kimlik, tek kültür siyaseti iflas etmiştir. 4+4+4 eğitim sistemiyle yapılan yapısal değişiklik sonucunda ana dilde eğitim taleplerini geriletmek için halklarla alay edercesine getirilen seçmeli ders sorunu çözmek şöyle dursun daha da derinleştirilmiştir dedi. Türkiye'de ana dilde eğitim hakkını savunmak çocuğun gelişim sürecinde pedagojik bir gerçekliktir. Bir Türk için Türkçe ne kadar önemliyse bir Arap için de Arapça, bir Ermeni için de Ermenice, bir Kürt için de Kürtçe, bir Süryani için de Süryanice aynı derecede önemlidir diyen Karasu, bölgede yoğun olan nüfusun etnik yapısına bağlı olarak ana dil hakkı yaşama geçirilmelidir. Devlet daireleri ana dilde hizmet vermeli, okullarda ana dilde eğitim verilmeli, ana dilde kültür sanat faaliyetlerinin önü açılmalıdır. Türkiye çapında ana dil hakkının sadece söylem bazında değil, anayasal düzeyde tanınması kaçınılmaz bir gerçekliliktir diye konuştu. İnsan rüyalarıyla kendi ana dillerini görür, kendi ana diliyle yapılan esprileri daha iyi anlar. Kısacası insanı insan yapan, ona kimlik kazandıran kendi ana dilidir. Demokratik Türkiye'nin yaratılmasında ana dil hakkının tanınması ve bu konuda gerekli anayasal düzenlemelerin yapılmasının önemli bir süreç oluşturduğuna değinen Karasu, yerel yönetimlerin ana dil hakkını koruyan ve geliştiren politikalar üretmesinin önemine de dikkat çekti. Kendi duygularıyla, kendi düşünceleriyle ana dili kutlayan Hatay insanları gördünüz. İşte Halkların Demokratik Partisi'nin özlediği Türkiye budur.